Selamlar. İntegrasyon kavramıyla başlıyoruz. Öncelikle birkaç hatırlatma yapmak istiyorum. İlk hatırlatmam şu. Kalkülüsün temel teoreminden başlayacağım. Kalkülüsün temel teoremi. Bunun bu ad almasının sebebi nedir? Fundamental Theorem of Calculus diye de bazılarınız görmüş olabilir. Bunun sebebi şu. Bu bizim integral tanımlamamızın temel kaynağı. Yani bu teorem sayesinde aslında integrali ifade ediyoruz. AB kapalı aralığından R'ye sürekli bir fonksiyonum olsun. Sürekli bir fonksiyon olsun diyeceğiz. F fonksiyonu için fonksiyon olsun. Bunun şöyle bir şey olacağız. O zaman en az bir büyük F vardır ki o zaman en az bir büyük F fonksiyonu var. Tabi buradaki büyük F de AB aralığında tanımlı fonksiyonu vardır ki D bölü D T F eşittir F ve şöyle bir şey olacaktır. İntegral A'dan B'ye fx dx dediğim integral benim için burada f a eksi f b'dir. Yani bunun demek istediği şey şu. Sizin öyle sürekli bir fonksiyonunuz varsa buradaki fonksiyonun integrali olacak şekilde yine bir sürekli fonksiyon vardır. Buradaki f fonksiyonu şu şekilde olacaktır. a virgül b'den r'ye yine sürekli olacaktır. Çünkü integral altındaki görüntü de yine sürekli bir fonksiyona gidiyor. Tamam bu hatırlatmayı yaptık. Şimdi benim ikinci olarak neyi bilmem gerekiyor? Bu da diğer bir ifadeyle ifade edilişi aslında. Kalem değiştirmeme gerek yok. Şöyle diyelim f fonksiyonu a b aralığında integrallenebilir bir fonksiyon olsun. f fonksiyonu a b aralığında integrallenebilir. Yani bunun demek istediği şey şu sürekli aralığında integrallenebilir fonksiyon olsun. Bir fonksiyon olsun ne diyeceğiz buradaki aslında buradaki ifade etmek istediğim şey şurada anlatmak istediğim şey fx eşittir sıfırdan x'e ft dt fonksiyonu da süreklidir fonksiyonu da süreklidir yani buradaki büyük f'in sürekli olduğunu ifade eden diğer teoremden bahsetmiş olduk ben ortalama değer teoreminden de bahsedeceğim ya da evet ortalama değer teoremi diye şuraya yazalım. Ortalama değer teoremi. Bu benim neyime yarayacak diyorsunuz. Birazdan anlayacaksınız. Ortalama değer teoremi de gerçekten önemli bir şeydir. Ara değer ve ikisi genellikle kullanılacak tarzda şeylerdir. Ee, şöyle söyleyelim. F A den R'ye bir fonksiyon olsun. R'ye fonksiyon olsun. Fonksiyon olsun. f ab aralığında sürekli, ab'de sürekli. a açık, b açık aralığında tü, e, türevlenebilir olsun. aralığında e, bunu diferansiyellenebilir şeklinde yazalım. diferansiyellenebilir fonksiyon olsun. Burada burayı aren diye değiştirebiliriz bu arada. Şöyle bir şey söyleyebiliriz eğer böyle bir şey varsa fonksiyon olsun. Ee, o zaman en az bir c eleman a virgül b vardır ki şöyle bir şey olur f x eksi f ya da burayı şöyle de yapabiliriz a B şeklinde çevirelim biz burayı. F A'dan B'ye. Burası A eksi B eşittir. F türev C sağlanır. Yani bunu anlatmak istediği şey görsel olarak size bir kere göstereceğim. Bunu analiz 4'te birkaç kere kullandığım için yapıyorum. Şimdi şöyle rastgele bir eğri aldığımı düşün. Buradan şöyle bir şey yapacağım. Burası A, burası ben buradaki AB noktalarının şuralarda görüntüleri olduğunu biliyorum. Şurası benim için FA, şuradaki nokta da benim için FB'yi ifade etmekte. Bunun şöyle bir noktasal karşılığı var. Bunun da böyle bir noktasal karşılığı var. Bir de bunun işte şöyle bir bölgesi var. Ben buradaki ikilileri birleştiriyorum. Şöyle bir şey birleştirmiş oldum. Burada bir doğru parçası oluşmuş oldu değil mi? Bunların ikisinin arasındaki eğim aslında bakarsak burası için geldim. Diyelim ki şuradaki mesafe nedir benim için? B eksi A'dır. Burası nedir? FB eksi FA'dır. Benim buradaki eğimimi yazarsam buraya L diyelim. ML yani L doğrusunun eğimi çok temel anlamıyla baktığımda FB eksi FA bölü B eksi A olmuş oldu. Şimdi burayı temizliyorum az bir şey. Şöyle bir şey söylüyorum. Bakın burada niye kırmızıyla yaptım anlamadım ama şöyle bir nokta var. Bu noktanın görüntü karşılığı C olsun. Burası bildiğiniz F türev C'yi ifade eder. Biz buradan ne elde etmiş olduk? M L. Bunlar bir ikisi birbirlerine paraleller baktığımız zaman eşittir. F türev C olacak şekilde görsel olarak baktığımızda en az bir C eleman A virgül B olduğunu gördük. Değil mi? Bu aralığın içerisinde en az bir tane böyle buradaki oluşturduğunuz doğruya paralel şekilde aynı eğime sahip bir nokta vardır demek istiyor. Bunu kafanızda her zaman bu şekilde canlandırın. Bu ispat değildir ama Kafamızdaki bu teoremin uygulamasıdır. Şimdi bu bizim neyimize yarayacak bu kadar şey söyledin diyorsunuz içinizden. Şimdi ee, biz şöyle başlayacağız. Eğri uzunluğu diyelim öncelikle. Eğri uzunluğu hesaplamak. Bunun analiz 2'de çok fazla uygulamasını yaptınız. Az bir şey analiz 3'te de vardı. Bunun şöyle olduğunu biliyoruz. Burada parametrik eğriler üzerinden biliyoruz aslında daha çok. Şu an biz genel f fonksiyonu verildiği zaman ne yapıyorduk kısmını hatırlamaya çalışıyoruz. Şöyle bir rastgele fonksiyon aldım. Burası A noktası, burası da B noktası olsun. Ben buraya ne demiştim? f(x) fonksiyonu demiştim buradaki eğrime de aslında C eğrisi diyebilirim. LC ile buranın uzunluğunu gösterelim. LC ile E şurayı f(x) demeyelim de direkt C eğrisi demişiz. C eğrisi şeklinde yazalım. Bu curve kelimesinden geliyor bu arada. LC ile ne diyelim? C eğrisinin uzunluğunu ifade edelim. Uzunluğunu ifade edelim. Burada bu kabulle başlayalım. Yani herhangi bir şey yapmadım aslında. Sadece isimlendirme yaptım. Şöyle söyleyebilirim. Benim buradaki LC dediğim şey şuna denk gelecek. AB aralığındaki e, buraya karşılık gelen bir fonksiyon da var aslında. C eğrisi aslında f(x) ile ifade edilsin biz şöyle bir şey diyelim. C eşittir fx. Yani c dediğimiz eğriyi bir fonksiyonla ifade edebilelim. Burası şuna eşit olacaktı. fx artı 1 artı f türev x'in karesi. dx. Ben nasıl böyle bir şeyin direkt böyle olduğunu bildim ezberden. Bunun elde edilmesi gerekiyor. Burayı şöyle göstereceğiz. Bunun denk olduğu ifade aslında şu. C eğrisi üzerinden integral alacaksınız fx çarpı ds ile. ds ne? Aldığım bir yayın uzunluğu şeklinde. Şimdi biz bir yay uzunluğundan bahsedelim. Bunu yapmanın yolu şudur. Gelirsiniz burada çok ama çok küçük ama sadece bizim gözümüzle görebileceğimiz kadar yakın bir nokta alırız. Buradaki eğrinin üzerinde böyle sonsuz adet küçük parçalar oluşturuyoruz. Aynı integralin mantığı gibi. x i -E eksi 1 x i -E diyelim bunların ikisi arasında. Şimdi bunların ikisini bağlayan teğet doğrusuna bakıyorum. Bakın burada bir teğet oluşturdum. Bunun gibi bir sürü böyle teğetler oluşturuyorum böyle sonsuz adet. Bazılarının ki işte şu yönde de olabilir, Burada olabilir. En küçük olanlarını alıyorum burada. Şurada böyle bu şey bu, bu, bu şekil bir sürü küçük mor eğriler oluşturuyorum. Şimdilik bizim çalışacağımız biraz daha özel olsun diye onu tam pembeyle göstereyim buradaki eğri parçasının uzunluğu üzerine odaklanmamızı istiyorum. Şuradaki sonsuz küçük yay uzunluğu diyoruz, buradaki yay parçası diyoruz. Yayın ne olduğunu biliyorsunuzdur, az çok. Şuradaki oluşturduğumuz küçük her bir parçaya bir yay diyebiliriz. Buraya ds diyelim. ds dememizin sebebi yeterince küçük anlamına geliyor. Sonsuz küçüğe yakın. Şu an ben aralarını biraz daha büyük çizdim. Tabii ki burada gerçekte böyle bir işlem yapıyorsak belki gözle görülemeyecek kadar küçük şeyler almamız gerekiyor hatadan uzaklaşmak için. buradaki kullandığımız ifadeleri de yazalım. ds yay uzunluğu şeklinde ifade edelim. Tamam şimdi bu yay uzunluğunun ne olduğunu nasıl hesaplarıza gelelim. Bizim buradaki ds dediğimiz şey yaklaşık olarak ne olacaktır? Yine aynı mantık üzerinden gideceğiz. Burada baktığımız zaman şu fx x i artı bir noktası. Burada yazımız çok küçük olduğu için kalemi küçülteceğim. Yani daha iyi bir şey aklıma gelmiyor. Şöyle yapalım. Evet fx i eksi 1 noktası gibi bir karşılığı var. Şunun ne olacak? fx şeklinde. Yine baktığım zaman buranın eğiminden hareket etsem yay uzunluğu dediğim şey buradan bu şekil bir şey olması gerekir. Şuradaki uzunluklara girebilirim ya da şöyle yazayım aşağıya çizdiğimi düşünün artık bu kısmı aldım. Öncelikle şurayı çizeyim. DS'in kendisini hesaplamadan önce ne yaptığımızı anlamanızı istiyorum. Şöyle bir doğrum var elimde. Şu kısımdaki yer benim için x i eksi 1. Şurası benim için x i. Şundan ikisi şöyle bir doğru oluşturuyor. Burada da neler var? İşte şu noktada atıyorum f x i eksi 1 var. Şu noktada da f x i var. Ben buradaki noktaları düzgün çizmediğim için şurası biraz daha şey oldu ama bu ikisi birbirine böyle dik şekilde e o zaman şuradaki parça ne olacak? f x i eksi f -x i eksi 1 şeklinde. Şuradaki parça ne olacak? x i eksi x i eksi 1 biçiminde. Burası da ds dediğimiz şey bizim için baktığımızda. Pisagor teoremi gerçekten burada da kullanılabilir halde olmuş oluyor. Burası bu şekil olduğu için. O zaman benim buradaki ds dediğim yay uzunluğu parçası ya da integralde kullanacağım kısım çok temel anlamda ne eşit olacaktır. fxi eksi fxi eksi 1 karesi burada karekökü tekrardan tanımlarız daha sonrası için. Ee, sonra artı ne biçiminde olacak? xi eksi xi eksi birin... karesinin kareköküdür şeklinde ifade edebileceğim. Çok rahat bir şekilde. Şimdi getiriyorum. Şöyle bir şey yapıyorum. x i eksi x i eksi 1'e getirip bundan sonra delta x i diyorum. Delta x i şu. 2 yay uzun 2 şu küçük nokta arasındaki fark. Buraya fark çık diyeceğim bundan sonra. Daha iyi anlamamız için. Aklımızda kalsın diye buraya çok detaylı işlemeye çalışıyorum. Şöyle bir şey yapsam. Ben buradaki integral üzerinde oynama yapıyorum. Şurayı x i eksi 1'e bölseydim şu şekil yazsaydım yani f x i eksi f x i eksi 1 şeklinde yazdım. Rin karesi bölü şu şekilde yazalım. x i eksi x i eksi 1'in karesi artı 1 şeklinde yazdım. Baktığım zaman şurayı elde ediyorum ama e, burada şu kısımda şöyle bir şey yapmam gerekecek. Benim dışarıyı da ya da şöyle söyleyeyim bu ifadenin genelini de şunla çarpmam gerekecek öyle bir şey olursa x i eksi x i eksi birin karesiyle çarpmam gerekirdi burasının aynı kalması için bir şey değiştirmemek için ee, tamam ben buraya artık delta x i demiştim şunu dışarıya delta x i olarak alabilirim burası hala d ds'nin yaklaşık olarak hali şeklinde ifade edeceğim geldim ee, şöyle yapayım. Karekökü çizeceğim bir yandan. Şurası 1 artı f x i eksi f x i eksi 1 bölü x i eksi x i eksi 1'in karesi biçiminde yazılabilir. Baktığımız zaman burada dışına ne koyacağız? Delta x i biçiminde bunu da dışına koyacağız bakarsak. Güzel. Burayı yapmışız gibi. Şuna şu an ne biliyorum? Şöyle bir şey biliyorum. F buradaki F fonksiyonum daha doğrusu x i noktası x i x i eksi bir aralığında ne olacaktır? Türevlenebilir. X i virgül x i eksi bir virgül x i aralığında diyelim aralığında diferansiyellenebilir. Güzel. Sürekli de o bölge üzerinde hiçbir kesiklilik yok. Hatta şu kapalı bölge üzerinde diferansiyellerini biliyor. Aralığında sürekli. O zaman ne uygulayacağız? Bu ikisi birlikte sağlanıyorsa ortalama değer teoremi kullanılabilir şekilde. Teoremi kullanılabilir. Güzel. Bunu da ifade etmiş olduk şu an. Şimdi buradan o zaman ne diyeceğiz? Yazıyorum FX i eksi fX i eksi 1 bölü x eksi x eksi 1 eşittir F türev ne diyeceğiz oradakine? xi yıldız diyeceğim Burası için x -i yıldız olacak şekilde x -i yıldız burayı sağlayan nokta anlamında ee, eleman x i eksi 1 virgül x i vardır diyebilirim. O zaman benim buradaki d dediğim şey yaklaşık olaraktan neye eşit olmuş olacak? Karekökü çizelim. Ee, şuradan şurada şunun olduğunu biliyorum. 1 artı o zaman burada bunun eşiti olduğuna göre f türev x i yıldızın karesi yazabilirim burası için. Tamam. Şöyle yaparız burayı da. çarpı delta x i şeklinde ifade etmiş oldum burayı. Getirip bu şekil yazabildim. O zaman benim buradaki LS dediğim uzunluk böyle bir şey olacaktır. LC demiştim daha doğrusu. Bunun C üzerindeki bütün böyle şeyleri topladığımı, yay uzunluklarını topladığımı düşünün daha doğrusu. Toplam DS'ler şeklinde olsun diyebilirim burada. E buradaki ds'lerin toplaması n eşittir birden yaklaşık olarak sonsuza kadar götürülecek. Ya da şöyle bir şey yapabiliriz. E biz buradakilere ds k'lar dediğimizi düşünün. Her biri değişiyor ya buradakilere göre. Burası benim için k eşittir birden n'e şeklinde olduğunu düşüneyim. Buradaki n'in limitini sonsuza götüreceğim. Yani sonsuz tane küçük yay parçası elde edeceğim. Şu mor çizgilerden sonsuz tane yaparsam burayı verdiğini göreceğim. E buranın da işte limit n sonsuza giderken k eşittir birden sonsuza ne biçiminde olduğunu göreceğim. F türev x k delta x k'lar biçiminde olduğunu göreceğim. Buraya ne yapacaktım özür dilerim f türev x K, delta xk şeklinde olduğunu görecektim. Şimdi bir hatırlatma daha geliyor. Riemann'ın integral tanımı. Şöyle bir şey söyleyebiliriz. Ee, A'dan B'ye fx dx dediğimiz adam şu şekilde yazılabiliyordu. Limit n sonsuza giderken e, şu şekilde f türev x i e, çarpı e, a eksi b bölü N gibi bir şey vardı buralarda. çarpı delta x i'ler vardı bir de burada. Bölü N gibisinden bir şey vardı. Burayı az bir şey zorladığım zaman ya da şurayı bu şekilde getirdikten sonra buranın şey olduğunu göreceğim gerçekten de. Şuradaki N'yi kaldıracağım tabii burayı bu şekilde getirdikten sonra. Burayı <laughs> Riemann integrali haline getirebildiğimi göreceğim. Benim buradaki LC dediğim şey integrale denk gelecek. O yüzden a'dan b'ye f x çarpı 1 artı f türev x'in karesi dx şeklinde olacak. Buradaki integralleri mecburen nelerle çarpmam gerekecek bir yerden sonra f çarpmam gerekecek. ds yay uzunluklarını f fonksiyonunun kendisiyle çarpmam şuradaki Riemann integralini elde etmemizi sağlayacak. Tam olarak doğru formülü hatırlayamadığım için vermedim. Tabii ki buralarda nasıl diyeyim? Bir P olacak. P hatırlamadığım ifade diyelim. Hatırlamadığım ifade. Tamam. Burada mutlaka bir şeyler vardır. Önemli olan buradaki temel mantığı anlamanız. Yani yapmaya çalıştığımız şey şu. Geliyoruz bir eğrinin üzerine. Bunun üzerinde teğetleri buluyoruz. Bu teğetleri olabildiğince küçük seçmeye çalışıyoruz. Çünkü şöyle çok yakın noktalar seçiyoruz. Buradaki küçük noktaları üst üste topladığımız zaman bize buradaki yay uzunluğunu veriyor. Tekrardan LC'nin şu şekilde de yazılabileceğini hatırlatacağım. Burada f x çarpı d S şeklinde yazılabildiğini hatırlatacağım. Ve bununla ilgili bir örnek çözmeye çalışacağım aslında. Ki değişkenli olsa da aslında yapmaya çalıştığımız şey çok farklı değildi. Ee, bir eğri tanımlayalım. Mesela y eşittir x kare eğrisi üzerinden hareket edelim. Şu şekil. Dur bakalım. Hop. Güzel oldu y eşittir x kare eğrisini aldım. Burası 1'e 4 noktası üzerinden hesaplamak istiyorum. Şöyle sorayım. Ee, C eğrisi ee, biz x'i nereden aldık? 1 küçük x küçük eşittir 2 için y eşittir x kare parabolünün koludur. Parabolünün parçası dır şeklinde yazalım. Ee, C eğrisinin uzunluğunu hesaplayın. Uzunluğunu hesaplayın. Tamam. Güzel. Bunu da söyledikten sonra nasıl hareket etmem gerektiğini biliyorum aslında. Ne yapmam gerekecek? Benim buradaki uzunluğum L ile gösteriyorum. Bazen bunu length ile göstermek için küçük L de kullanıyorlar ama önemli olan o değil. 1'den 4'e şu şekilde olacak. Benim buradaki fx'im ne olacaktır? x kare olacaktır bu arada. Birden 4'ü almışım. Bayağı geniş bir aralık almışım ama çok dönemim yok. Burada şu şekilde olacağını biliyorum. 1 artı f türev x'lerin karesi çarpı fx x şeklindedir. Tamam. Bunu hemen yapalım. 1'den 4'e. F türevi x'i de yazalım. Ne olacaktır? 2x bunun karesi 2x'in karesi olacaktır. 4x kare daha doğrusu. 1 artı 4x kare çarpı x kare dx şekline geldi. Güzel türevi olmayan bir şey var elimde. Nasıl iş şey yapabilirim burada? x kareye bir şey demem işime yaramayacak. 1 artı 4 x kareye bir şey diyeyim de kökle uğraşmayayım hiç çoktan. 1 artı 4 x kareye u dersem ne olacaktır? 8 x dx eşittir du olacaktır. Hiç güzel bir eğri seçmemişim yine başarım üstümde. Buna girmek yerine nasıl bir şey yapabilirim daha farklı. Çok da gerçekten işime yarayan bir dönüşüm aklıma gelmiyor ama. Bunun uzunluğunu hesaplamasam mı? Videoda yapamadı demeyin diye bir şey düşüreceğim. Ee, şöyle yapsam. X bölü 2'ye tanjant u diyeceğim. 1 artı tanjant karenin ne olduğunu biliyorum. Çünkü sekant kare u şeklindedir. Tamam. Bunu kullanayım bari. Bir şey yarayacak bu. Bu ne olacaktır? dx eşittir. 2 çarpı sekant kare u d u olacaktır. Evet şimdi geldik. Sınırları da değiştirsem daha iyi. X yerine 1 verdiğimde ne olacaktır? Tanjant u 1 bölü 2 geliyor. Hiç hoş değil. Tamam sınırlarla oynamayalım. Sınırlar dursun şimdilik. Bulduktan sonra integrali yapmaya çalışalım. Ee, burası ne olacaktır? Şuradaki x kare bölü 4 oluyor. Burası bir artı tanjant kare u. Tamam. Ee, şuradaki x kareye ne diyeceğim? 4 tanjant kare u şeklinde çıktığını görüyorum buranın. Çünkü bunun diğer tarafa attığımda x'in bu olduğunu göreceğim. 4 oluyor. Bir de dışarıda neler olacak? 2 çarpı sekant kare u du oldu. Ee, evet. Şimdi l dediğim integral ne olacak? sınırlarını bilmiyorum. Sekant kare sekant diye çıkacak. 4 tanjant kare u çarpı 8 olsun. Şuradaki direkt katsayıları toplayayım. Sekant küp u D, u haline geldi. Nasıl hareket etsem? Sekant x'e u desem sekant x çarpı tanjant x onun türevine denk geliyor. Oradan ilerleyebilirim. Tekrar değişken değiştirebiliriz yani burada. Tanjantı U desem sekant kare var. Yine çok da işime yaramıyor. Şu tanjantı evet mecburen şu şekilde yazacağız. Sekant kare x eksi 1 biçiminde yazacağım. Sekant kare u eksi 1 şeklinde yazacağım daha doğrusu. Tamam şu 8'i başa aldım. Buradaki integrali de direkt parçalayayım. Sekant üzeri 5 u du eksi sekant küp U, D, U haline gelecektir. Burası 8 parantezi içerisinde. Sekat indirgeme formüllerini kullanabiliriz. Artık buradan nasıl bir şey çıkartacaksam. Ki şurada da 3 kere falan kullanmam gerekecek. Çok kötü bir eğri seçtiğim için soruyu çözemedik. Rezil dolmuş gibi hissediyorum az çok ama. Yani yapmamız gereken yani temelde bu şekil bir şey. Belki daha kolay bir dönüşüm vardır burada benim aklıma gelmeyen. Bunu böyle yazılması bile aslında sizin temel olarak konuyu anladığınız anlamına geliyor. Bunların çok değişkenli hallerini yapmaya çalışalım. <laughs> Yapamadığım bir şey bitirdiğim için biraz üzgün hissetsem de isteyen o integrali çıkartıp yorumlara